LGS'ye son 109 gün. Harika gidiyoruz. Morallerimiz yüksek. Arada bir canımız sıkılabilir. Bazı denemelerde, bazı sınavlarda, bazı testlerde yanlışlarımız çıkabilir. Ama biz vazgeçmeyen taraftayız. Biz sonuna kadar sabredip kazanacak olan taraftayız. Hemen başlayalım günün sözüyle. Hiçbir şey ayağınıza gelmez. Doğru, biliyoruz. En azından iyi olan hiçbir şey. Her şeyi gidip kendiniz almanız gerekir diyor. George Bernard Shaw söylemiş bu sözü. Teşekkürler George. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hiçbir şey ayağınıza gelmez derken esasında emeksiz yemek olmaz. Zahmetsiz rahmet olmaz diyor. Zaten bunu biz defalarca söyledik. Yani eğer bugün eve geldiğinizde yorulmadıysanız, birazdan testin başına oturduğunuzda veyahut da az önce testleri çözdüğünüzde hatalarınız çıkmadıysa ve birazcık canınız sıkılmadıysa esasında ya çok kolay bir şey çözüyorsunuzdur, ya çok yüksek bir hedefiniz yoktur ya da tam da motive olmamışsınızdır. Zaten çalıştığınız zaman hatalar yaparsınız. Soru çözdüğünüz zaman yanlışlarınız çıkar. Dolayısıyla yanlışlarınızın çıkması, hatalarınızın çıkması çok normal bir şey. Sınav sürecine kadar bol bol hata yapıp sonra onların çözümlerini öğrenip sınav günü inşallah hiçbir hata yapmayacaksınız. O yüzden şu anda sıkıntı çekmemiz çok normal. Çünkü yokuş çıkıyoruz şu anda. Yokuşun tepesine yaklaştıkça daha çok hatamız, belki daha çok sıkıntılarımız olacak. Ama zirveye çıktığımızda da artık güzel günler bizi bekleyecek. Gelsin yaz tatili diyeceğiz. Günün yorumuna bakalım. 577 beğeni almış. Adım boşver. Adını boş verelim. İsmini vermek istemeyen bir öğrencimiz. Şimdi dördüncü kez soruşum diyor ve bu sefer tutturmuş. Ama olsun, yine soruyorum. Hocam, denemelerde ne kadar çalışırsam çalışayım daha da kötüye gidiyor. Ve bu kolay denemelerde böyleysem LGS'de ne yapacağım diye çok korkuyorum. Lütfen yardım edin. Artı bir yaparsanız demiş. 507 yapmışlar. Çok güzel. Şimdi birincisi arkadaşlar, denemelerdeki artışlar ve azalışlar bizi çok da fazla şu anda bağlamamalı. Neden? Çünkü bakın, ilk başta deneme çözmeye başladığımızda, yani atıyorum Haziran ayında, Temmuz ayında, Ağustos'ta, Eylül'de başladığımızda hiçbir şey bilmediğimiz için hızlı bir yükselişe geçtik. Oh oh, hemen doğrular artmaya başladı. Fakat sonradan konular da artmaya başladı ve yavaş yavaş bazen inişler çıkışlar olmaya başladı netlerimizde. Bazı iniş çıkışlardan dolayı moralimiz bozuldu. Bak, burada çok hızlı yükseliyordu ama şimdi çok yavaş yükseliyor. Ve bazen de hiç yükselmiyormuş gibi duruyor. Bunun 3 temel sebebi var. Birincisi ve en önemlisi, denemelerde konuları öğrendikçe ve yeni konulardan yeni denemeler çözdükçe ister istemez bazı hataların üzerine gitmeyi unutuyoruz. Yani şöyle ki, diyelim ki bir deneme aldık. Açtık diyelim. Şöyle bir kitap alalım mesela. Dörtlü LGS motivasyon. Aldık. Burada deneme analizi yapmamız gerekiyor. Burada sen eğer silindirin hacminde hata yaptıysan, meclisin açılması hata yaptıysan bununla alakalı soru çözüp kendine ceza vermen gerekiyor. Yani ben TV'nin açılmasına hata yaptım veyahut da kişileştirmede hata yaptım veyahut da eşitlik ifadeden hata yaptım. Ben bu hatanın üzerine gitmem dememiz gerekiyor. Bir, ve onunla alakalı kendimize ceza verdiğimiz zaman bir daha kolay kolay o sorudan hata yapmayız. İkincisi, turnuva taktiği uygulamamız gerekiyor. Yani siz denemede eğer sayısal kısma matematikten başlarsanız zaten matematikteki bu seçici sorular ister istemez moralinizi bozacak. Ve bazı sorulara takılacaksınız. Bu yüzden önce fenden başlayın diyoruz. Tabii normalde matematikten başlamaya alıştıysanız ve iyi yapıyorsanız değiştirmeyin tarzınızı. Ama tam anlamıyla bir deneme çözme tarzı oturtmadıysanız fenden başlayıp önce güzel güzel, hani Antep fıstığı örneği veriyoruz ya, güzel güzel fıstıkları gömeceksiniz. Sonra açılamayan, biraz daha böyle dişimizi acıtan kapalı Antep fıstıklarına yöneleceksiniz. Yani matematiğe yöneleceksiniz. Dolayısıyla doğru başlama da önemli, turlama taktiği önemli ve diğer bir şey daha var ki kendimize denemelerle alakalı bir tarz oluşturmamız lazım. Deneme çözeceğimiz saat standart olmalı. Yani akşam yorgun bir şekilde eve geldiğinde çözümümüz denemelerde tabii ki moralimiz bozulur. Düzgün, gerekirse bir gün okula asacağız. O gün okula gitmeyip taptaze, tertemiz bir deneme çözeceğiz ve esasında ne kadar iyi yapabildiğimizi göreceğiz. Bu örnek sorulardan oluşan bir deneme olabilir. Bu bizim dörtlü motivasyon denememiz olabilir. Herhangi bir konuyla alakalı deneme olabilir. Bakın, bize çeşit çeşit deneme var. Hızlanma denemesi var. İşte ne bileyim, hedefim derece denemeleri var. 3-2-1 var. Bir sürü deneme var. Neden biz bu kadar çok deneme çıkarıyoruz biliyor musunuz? Öğrenci kendini farklı farklı görsün. Yani sadece bu dörtlü LGS motivasyon denemesinde yaptığı netler onu yansıtmıyor. Aa, dörtlü motivasyon denememize sen toplamda 20 yanlış yaptıysan gerçek sınavda 20. Hayır, öyle bir şey yok. Bunlar farklı farklı aşamalardaki denemeler. Dolayısıyla siz de çözdüğünüz herhangi bir denemenin sonucuna bakaraktan aa ben bu durumdayım demeyin. Belki yanlış saatte çözdünüz. Belki koneksiyoniz vardı. Belki de çok zor bir denemeden başladınız. Yani şöyle örnek vereyim size. Hızlanma değil de mesela hedefim derece denemesinden çözdüyseniz veyahut da bu başka bir yayının denemesi olabilir. Burada yapacağınız 30 yanlış başka bir denemedeki 10 yanlışa denk geliyor. Çünkü burası gerçekten çok zor soruların olduğu bir deneme. Dolayısıyla siz denemelerdeki yanlış sayınızdan ziyade yanlışınıza odaklanın. Ben bu yanlışı niye yaptım demeniz lazım. Ha, ben bu yanlışı niye yaptım? Çünkü konu eksiğim varmış. O zaman konu eksiğinizi kapatın. Sonra zamanla netlerinizin arttığını göreceksiniz. Zaten bunu önceden söylemiştik. İlk başta hızlı artıyor. Sonra yavaş artıyor. Sonlara doğru daha hızlı artacak. Ve tekrar söylüyorum, bunu asla unutmayın. Girdiğiniz LGS, yani gerçek LGS inşallah en güzel denemeniz olacak. Yeter ki vazgeçmeyin.
Günün kitabına baktığımızda Cengiz Aytmatov'un Cemile kitabını görüyoruz. Gerçekten son derece mükemmel bir Türkçe ile yazılmış değerli bir roman. Bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Hemen ardından günün okuluna baktığımızda bu sefer Boğaz'a geldik. Beşiktaş, Kabataş erkek lisesindeyiz. Adı erkek lisesi ama kız erkek karışık, sakın korkmayın. 0-11 dilimi almış. Yani yuh diyoruz değil mi? Bu kadar da yüksek dilim olur mu? Olsun, önemli değil. Kabataş bizi hak ediyor. Çünkü biz iyi çalışıyoruz. Bol bol deneme çözüyoruz. Denemelerde hata yapsak bile vazgeçmiyoruz. O zaman Boğaz kenarındaki bu okul bizi hak ediyor diyoruz ve çalışıp kazanacağız. Gördüğünüz gibi mühendislikler, Boğaz, İTÜ, Koç havada uçuşuyor. Günün sorusu cümle öğeleriyle alakalı. Cümlesinin öğeleri nedir diyor. Bu tarz bir soru LGS'de gelebilir. Bu sefer çok zor değil, çıkabilecek tarzda bir soruyla sizin cümle öğelerinizi hatırlatmak istedik. Ödüllü sorumuza yorumlarınızı yazmaya devam edin. Bizler buradayız. Sizlerin de orada sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz. Vazgeçmek yok. Çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar.